Fakir zengin fark etmeden herkesin temel besin kaynağı olan ekmek artık daha sağlıklı olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ekmeğin tekniğine uygun üretimi, muhafazası, taşınması ve pazarlanması ile ilgili özellikleri yeniden belirliyor. Ekmekle ilgili belirlediği yeni kriterleri hazırladığı bir taslakla kamuoyunun görüşüne sunan bakanlık, gelen görüşleri değerlendirerek taslağı önümüzdeki hafta Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nda görüşecek. Peki ekmekle ilgili hazırlanan taslak neleri öngörüyor? Böbrek yetmezliğinden hipertansiyona kadar birçok hastalığın nedeni olan fazla tuz tüketimini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak ekmekte kullanılan tuz miktarı düşürülecek. Bir kişinin ekmekten aldığı tuz miktarı günlük 12 mg'ı buluyor. Bunun önüne geçmek için taslağa göre ekmekte kullanılan azami tuz oranı %1,75'ten %1,5'a düşürülecek. Bu yeni düzenleme uygulamaya girerse kepek oranı düşük olan unun ekmek yapımında kullanımı yasaklanacak. Bugüne kadar normal ekmek yapımında kepek oranı az olan un kullanılabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile kepek oranı düşük unun ekmek yapımında kullanımı yasaklanacak. Randımanı yüksek unlardan yapmak amacıyla ekmekte tip 550 ekmeklik buğday ununu normal ekmekte yasakladık. Randımanı daha yüksek unlardan tip 650 ve 850 buğday unundan yapılacak ekmekler. Taslak dışarıdan bakıldığında ekmeğin nasıl olması gerektiğini de tanımlıyor. Taslağa göre ekmek dışarıdan bakıldığında iyi pişmiş, kabarmış ve yanık olacak. Ekmeğin gramajı da artıyor. Mevcut uygulamada sınır 200 gramken yeni taslakla bu sınır 300 grama çıkartılacak. Ekmeğin gramajı da artacak. Sınırı 300 gram olmak üzere 50'şer gram artırılarak piyasaya sunulacak. 1997 yılında hayata geçirilen ekmeğin poşete girmesiyle ilgili uygulamada yeni düzenleme ile rafa kaldırılıyor. Sadece raf ömrü uzun olan ekmekler poşetlenerek satışa sunulacak. Bugün Avrupa ülkelerinde baktığımızda ekmeğin poşette hem poşetsiz satışa arz edildiğini görmek mümkün. Dolayısıyla ülkemizde poşetli ekmekler de satışa arz ediliyor. Malaj 97 yılında yürürlüğe girdi ekmek teklifine ama hiç uygulanmadı. Çünkü bizim biliyorsunuz ülkemizde beslenme alışkanlıkları yani insanlar ambalaj ekmek tüketmek istemiyor ve ekmek normalde bir gün, raf ömrü bir günlük bir ürün. Bu amaçla ambalajı kaldırdık teklifler ama bununla ilgili hijyen kriterleri getirdik. Taslakla birlikte yeni hijyen kuralları da uygulamaya konulacak. Ekmeği kaldırımdan kaldırmamız gerekiyor. Burada ekmeği kaldırımdan kaldıracağız. Bunun uygulanılmaması diye bir şey söz konusu değil. Bakkala ekmek almaya giden vatandaş artık dolabın kapağını açarak istediği gibi ekmeğini alamayacak. Ekmek bakkal ve marketlerde vatandaşın elinin değmeyeceği şekilde hazırlanan tezgahlarda bir görevli tarafından satışa sunulacak. Vatandaşlar yeni gelecek hijyen kurallarıyla artık ekmeği dolaptan kendi alamayacak. Kapalı hijyenik dolaplarda bulundurulan ekmekler hijyen kurallarına uyan satıcıların kontrolünde satılacak. Ekmekler satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgahında muhafaza edilecek ve satıcı kontrolünde satılacak. Satış sırasında ekmekler Türk Gıda Kodeksine uygun bir ambalaja konularak tüketiciye arz edilecek. Tüketicinin el değmeden satıcı kontrolünde satılmasını sağlayacağız. Satıcı hatta ekmeği satarken eldiven giymek zorunda kalacak. Tepide ikisinde bunlar yer alıyor. Direkt üretici yani satıcı tarafından ekmek alınıp tüketiciye verilecek. Ayrıca taslakla tam buğday ekmeğinin kullanımının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor. Tam buğday ekmeğini yaygınlaştırmak amacıyla bütün fırınlarda tam buğday ekmeği bulundurma zorunluluğu getiriyoruz yeni taslakla. Öte yandan geleneksel haliyle tuz ilave edilerek üretilen ekmeklere tuz eklenmediği takdirde tuz ilave edilmemiştir ifadesi etikette yer alabilecek. Ekmeğe hiçbir katkı maddesi katılmazsa etiket üzerinde ekmek adıyla birlikte katkısız ifadesi kullanılabilecek. Coğrafi işaretleme ile ilgili kurallara aykırı olmamak kaydıyla yöresel adlarıyla bilinen ekmekler bu isimlerle üretilebilecek. İnşallah bu taslağın hayata geçmesiyle tüketici olan vatandaşımız daha sağlıklı, daha kaliteli, daha hijyen ekmek tüketmiş olacak.